Merhaba arkadaşlar, Rengahenk'e hoş geldiniz. Bugün mor renk tonlarıyla çok sade bir hem çok kolay bir örneğiyle karşınızdayım. Sadece sık iğne tekniği kullanarak yapılan bir örnek ve kilim, battaniye, yatak örtüsü, çanta, kırlent gibi projelerde rahatlıkla uygulayabileceğiniz bir örnek. Örneğimize zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ve 6'nın katları olarak devam eden bir örneği. Ben birkaç tane zincir daha çektim. Bakın, birinci zincir bırakarak ikinci zincirin içerisinden ilmeğimi aldım ve sık iğne yaptım. Her gözneğin içerisinden birer tane ilmek alarak birinci sıra sık iğnemiz yapmış oluyoruz. Ve örnek başlarken 6 sıra sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Bakın, bu birinci sıra oldu. Şöyle. Şimdi bir zincir çekiyoruz, döndürüyoruz ve birinci gözneğin içerisinden ilmek alarak tekrar sık iğne yapıyoruz. Ve böyle 6 sıra devam edecek. 6 sıra ben daha önceden hazırlamıştım şöyle. Daha büyük bir şekilde bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra olduktan sonra biz şimdi burada ip değiştireceğiz. İp değiştirmek için son 2 tane ilmeğimizi tutuyoruz ve şöyle ip ekleyeceğim. Ben şimdi burada onu göstermek istiyorum. Ben lila rengi tercih ettim. Tabii ip markası ve ip model şeyi çeşidi ve renk tamamen sizin zevkinize bağlı. Şöyle bir bağladım düğüm ve bir zincir çektim, sırama döndürdüm ve birinci gözneğin içerisinde ilmeğimi alarak burada bir sık iğne yaptım. Bu bizim birinci sık iğnemiz oldu. Şimdi hemen ikinci gözneğini içinden değil, hemen alttan ilmeğimizi aldık ve böyle topladık. Hemen yandaki yeri 1, 2, uç. Üçüncü yeri gözneğin içerisinde bakın. Pardon, üçüncü değil, bu ikinci olacak. Bu hemen alttan aldık. Burada da 1, 2. Üçüncü gözlük oluyor yine de. Şöyle bir topladık. Sonra tekrar sıradakine 1, 2, 3 ve aşağısında 4. Dördüncü gözlükten topladık. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle gözlükleri saydığı zaman 5. gözlük oluyor ama sıralama baktığı zaman her bir öncekinden bir aşağıdaki ve bir bu tarafa doğru kaydırarak yaptığımızda bir aşağıdaki gözlüğün içinden alıyoruz arkadaşlar. Bundan sonrasına bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şurada. Şöyle toplamış oluyoruz.
Aslında bakın şu dikkat edeceksiniz buradaki örüntüye. Bundan sonra sıradaki gözlüğün içerisinden ipimizi çıkartıp bir skin yapıyoruz. Hemen yandakini içinden değil alttan alıyoruz. Şimdi daha net anlayacaksınız. Bir sonrakini bir iki uç aşağıdan. Gözlükleri saydığı zaman şurada zaten görünüyor. O zaman daha rahat bir şekilde anlayacaksınız. 1, 2, 3. Bakın uç buna dengeliyor. Buna değil. Bundan bir aşağısındaki gözlüğü şöyle. Şöyle usttan da sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. İlk gözlükleri saydığı için de 5 oluyor. Bakın şöyle. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir de bu taraftan baktığı zaman bir öncekini takip ettiğinizde onu hemen yanda değil ondan aşağısındaki gözlüğe denk gelecek bir şekilde ipimizi çıkaracağız ve birleştireceğiz. Bakın şöyle saydığı zaman bakın bu skineden sonra bunu sayarsak ayırken 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. uzun skini yaptık ve bundan sonra sıradaki gözlüğün içinden ip alarak sabitledik. 1, 2. Sonra 1, 2, 3. Örüntümüz bu. Sonra 1, 2, 3, 4. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Ve sıradaki gözlüğün içerisinde bakın ipimi aldım ve sabitledim. Bu örüntü böyle devam edecek sıra sonuna kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci sıramı yaptım böyle ve sıra sonuna geldim. Son tek skinemi yaptım. Bir zincir çekiyorum, sıramı döndürüyorum ve birinci gözlüğün içerisinden ip alarak birinci skinemi yapıyorum. Bundan sonra her gözlüğün içerisinden ipimi alarak şöyle her gözlükten birer tane ip ilmeği alarak skini yapacağım ve bunu üzerine 5 tane sıra daha gideceğim. 5 sıra örelim. Sonrakini örneğimizi devam yapalım. Evet arkadaşlar ben 5 sıra skini daha yaptım. Tabii bu sıra saymıyoruz. Şu uzun skini yaptığımız sıranın üzerinde 5 sıra skini yapmış oluyoruz. Toplamda bu renkli 6 sıra olmuş oluyor gene de. Şimdi ben burada isterseniz şuradaki beyaz ip koparmayıp bununla da devam edebilirdim. Yani siz iki renkli yapacaksınız eğer ki onu yapabilirsiniz. Ama ben lilanı biraz daha koyu böyle morumsu bir renk tonla devam etmek istiyorum. O nedenle son ilmeklerin içerisinden ip değişimi yapıyorum. Bakın şöyle bir düğümledim onlara ve şöyle bir zincir aldım. Sırama döndürüyorum ve ben bu iple devam etmeyeceğim diye bu ipi keseceğim. Evet arkadaşlar aşağıdaki lila ipliğimi kestim. Çünkü önle devam etmeyeceğim. Birinci skini gözlüğün içerisinden ip alarak skinimizi yaptık. Ve şu kalan iplikleri yürüteceğim. Bortluk olmasın diye. Bakın birinci değil onu hemen altında. Şu içine değil
alttan alıyoruz ipimizi ve şöyle bir sık iğne yapıyoruz. Sıradaki gözneğini 1, 2, şu gözneği değil, üçüncü gözneğin içerisinden ipimizi alıyoruz ve şuradan topluyoruz. 1, 2, 3, 4. Şöyle dediğim gibi böyle de bakabilirsiniz. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın şuraya denk geliyor. Uzatıyoruz uzun ilmeğimizi ve sıradaki sık iğnenin içerisinden sabitliyorum. Bakın şöyle bir şekil almış oluyor örneğimiz. Bakın başlangıçtaki bir dilim yapmıştık, onunla sıra devam ettim ve sonuna kadar geldim. Sondaki ayrıntı tekrar göstermek istiyorum. En uzun sık iğne yaptıktan sonra tekrar bir tane en son olarak burada sık iğnenin gözneğin içerisinden alarak ip şöyle bir sık iğne yaparak devam ediyoruz, bitiriyoruz daha doğrusu sıramızı ve bundan sonra bir zincir çekip öyle dönüş yapıyoruz ve birinci gözneğin içinden ilmek alarak sık iğne yapıyoruz ve şuradaki her gözneğin içerisinden ilmek alarak sık iğne yapıyoruz arkadaşlar ve bunu üzerinde şu bir başladığımız sıraya sayarak 5 sıra daha sık iğne örüyoruz arkadaşlar. 5 sıra sık iğne ördükten sonra yine aynı böyle bir alan elde etmiş oluyoruz. Onun üzerine de tekrar diğer rengiyle devam ediyoruz bu işlemi. Nasıl yapmak istersiniz, hangi renkle tercih edersiniz, o tamamen size kalmış. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilsiniz, ayrıca abone olmaya ve zil simgesini aktif hale getirmeye unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.